Merhabalar, yeni bir yayıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz günlerde Çerkezköy, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaşanan sahte doktor skandalıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Nasıl yaşandı bu olay? Devlet Hastanesi'nde bir sahte doktor nasıl görev yapabilir? Ameliyatlara girdi, muayene yaptı, dikiş attı ve sahte diplomayla, sahte belgelerle Devlet Hastanesi'nde yaşını da büyüten, aslında 20 yaşında olup kendini 25 yaşında bir sahte doktor nasıl oluyor da devlet hastanesinde böyle bir şeylere kalkışabiliyor? Sıkıntı nerede? Nasıl bu hale geldik? Onlarla ilgili aklımın erdi, dilimin döndüğü kadarıyla kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip alın. Olay geçtiğimiz hafta önce yerel basında yerini aldı. Daha sonra tabii ki ulusal basına düştü. Bütün ülkenin şu anda belki de konuştuğu olaylardan birisi de Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte bir doktorun ameliyatlara girmesi, muayene etmesi ve uzun süre orada çalışıyor olması gerçekten bir sansasyon haber, bir dikkat çeken haber oldu. Adını daha sonra Ayşem olarak düzelten Ayşe Özkiraz bu işe nasıl başladı? Kısaca ben onun detaylarını size vermek istiyorum. Her genç gibi liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girmiş. Ki de birçok gencin hayali tıp doktoru olabilmek. Bununla ilgili birçok internet sitesinde, ulusal kanallarda ve Ayşe'nin ifadesinde bunlar gündeme geldi. Annesiyle babasıyla röportajlar yapıldı. Alt gelir grubunda bir ailenin evladı. Daha sonra üniversite sınavlarından olumlu bir sonuç alamayınca ailesine ben tıbbı kazandım diye ilk yalan oradan itibaren başlıyor ve yalanlar zinciri peş peşe geliyor. Ailesine İstanbul Çapa Tıp Fakültesini kazandığını belirten Ayşem daha sonra okula kayıt yaptırmak üzere evden ayrılıyor, İstanbul'a gidiyor. Yurda öğrencilerin kaldığı özel bir yurda yerleşiyor. Yurt görevlilerine öğrenci kimlik belgesi daha sonra getireceğini söyleyerekten özel yurdu uzun süre oyalıyor ve daha sonra unutturarak yaklaşık orada bir yıl kalıyor. Çeşitli işlere giriyor, part-time işlerde çalışıyor ama ailesinin tabii bundan haberi yok. Ailesi kızlarının İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde okuduğunu sanıyorlar. Ayşem daha sonra kendisine sahte kimlikler, sahte plaketler yaptırabiliyor. Aslında bu herkesin ulaşabileceği, herkesin yaptırabileceği bir durumda değil. Bu da ayrı bir kabiliyet. İstanbul'da ifadelerinden öğrendiğimiz kadarıyla basına yansıyan ifadelerine göre Eminönü'nde bir pasajda kendisine çeşitli üniversitelerden personel kimlik kartı, işte doktor kartı, daha sonra yanılmıyorsam TUS'ta yani tıpta uzmanlık sınavıyla ilgili başarıyla bitirdiğine dair plaketler, kimlikler bunları yaptırıyor. Ayşem'in İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ndeki eğitimi bir yıl sürüyor. Bir yıl sonra tekrar Çerkezköy'e dönüyor ve ailesine pandemi oldu, okul kapandı ve bizleri herkesi kendi memleketine geri gönderdiler. Kendi memleketindeki çeşitli hastanelerde staj yapacağımızı söylediler diyerekten ailesinin yanına geri dönüyor. Ve tabii ki Çerkezköy'de olduğu için aynı kimliklerle, aynı plaketlerle, aynı yalanlarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gidiyor. İşte olay buradan itibaren başlıyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini tıpta uzmanlık sınavını başarıyla bitirmiş bir çocuk doktoru olarak tanıtıyor. Ve sonradan öğrendiğimiz kadarıyla gene ifadelerine istinaden bunları söylüyorum. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde çocuk cerrahisi bir doktorla tanışıyor. Doktora anladığımız kadarıyla kendisinin Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu, yaşının 25 olduğunu, TUS'u kazandığını ve çocuk gelişimi, çocuk doktorluğu üzerinde kendisini geliştirmek istediğini söylüyor. Bunlara inanan bir doktor var. Nasıl oluyorsa işte aralarında nasıl bir bağ oluyor, nasıl bir tanışıklık oluyor, nasıl bir ilişki oluyor orasını tam bilmiyoruz. Zaten en büyük işin püf noktası burası. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki çocuk cerrahisi bir doktor da Ayşem'i yanına alaraktan yetiştirmeye başlıyor. Tabi aslında işinde bu konularda uzman dediğimiz, cerrah dediğimiz bir doktorun böyle bir kişiyi, doktor olduğunu iddia eden 20-25 yaşlarında bir kişiyi
daha ilk gün, ikinci günde bunun doktor olup olmadığını anlıyor olması lazım. Esas püf nokta buradan itibaren başlıyor. İşte görüyorsunuz fotoğrafları, ameliyatlara beraber giriyorlar, beraber muayene yapıyorlar. Konusunda uzman doktor başka genç bir doktoru yetiştirdiğini zannediyor nasıl oluyorsa. Ayşem böylelikle kimi iddiaya göre 3 ay, kimi iddiaya göre 1 sene Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başlıyor. Ben bunu araştırdım. Öyle özellikle devlet hastanelerinde göreve başlamak, hemen ben hastaneye geldim, doktorum, ben de burada göreve başlıyorum demekle olmuyor. Bunlar belki özel hastanelerde birazcık daha kolay. Özel hastanelerde çok bunlar araştırılmıyor ama devlet hastanesinde sistem var. Yani sizin Sağlık Bakanlığı tarafından atamanızın yapılması lazım. O sisteme adınızın, soyadınızın düşmesi lazım. Devlet hastanelerinin ilgili birimleri bu sistemden kontrol yaptıktan sonra doktoru göreve başlatıyorlar ve daha sonra özlük hakları devreye giriyor. Ayşem burada görev yaptığı sürece Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin hiçbir şekilde kayıtlarına girmemiş. Hiçbir şekilde maaş almamış. Tamamen sabah gelmiş, akşam gitmiş ve muayene etmişler, ameliyatlara girmişler, çıkmışlar. Zaman zaman o doktor gene Ayşem'in ifadelerine göre bu dikişi sen at demiş, bu muayeneyi sen yap demiş anladığımız kadarıyla. Aslında sorumluluğun ve fiyaskonun ana aktörlerinden birisi böyle bir kişiyi yanında doktor diye gezdiren o cerrahın, o uzman doktorun. Yani ne olursa olsun evet her sektörde sahtekarlar var. Bununla ilgili de biraz sonra bazı şeyler söylemek istiyorum. Ama tabii ki başhekimin, devlet hastanesi yönetiminin bu gibi durumlarda, yani bir ameliyata giren doktorun kimlerin girip çıktığını ilgili hastanenin yönetimi de görmüyorsa bu da ayrı bir fiyasko. Yani tamamen bir ihmal zinciri. Tabii bununla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ve burada esas konuşulması gereken konuların birincisi, böyle bir şeye neden tenezzül edildi? Bu işler bu kadar kolay mı? Yani bir kişi elini kolunu sallayıp da herhangi bir devlet hastanesinin ameliyathanesine kadar girip de hastaya dikiş atabiliyor mu? Ya da muayenehanede boynuna stetoskop takıp da gelen hastaları dinleyebiliyor mu? Gerçekten müthiş bir fiyasko bu. Ama sadece doktorlukta mı var bunlar? Maalesef hemen hemen her sektörde, özellikle bizim görev yaptığımız gazetecilik sektöründe böyle neredeyse yarısı sahte diyebileceğimiz durumlar söz konusu. Ayşem'in Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bu çalışmaları bir müddet sonra diğer doktorların dikkatini çekiyor. Çeşitli sohbetler esnasında gerçek doktor olmadığı da anlaşıldıktan sonra şikayet ediliyor polise, savcılığa ve yapılan soruşturma sonrasında Ayşem'in doktorlukla yakından uzaktan alakası olmadığı ortaya çıkıyor ve İvedi tutuklanıyor. Tabii evinde yapılan aramalarda maşallah yok yok. Yani belki de birçok doktorda olmayan birçok üniversitenin personel giriş kartları, plaketler, yani dereceye girmiş sözde. Bunları da aslında çok kolay tabii internetten sipariş veriyorsunuz. Şöyle üzerinde şu yazsın, şuradan olsun ya da herhangi bir plaketçiye gittiğinizde bunları herkes yaptırabilir. Hemen hemen her şehirde 3-4 pasajda bunlar da var. Dijital yapılabiliyor. Evine yapılan aramalarda 3-4 poşet dolusu böyle çeşitli kimlik kartları, plaketler ve bu tür materyaller ele geçiriliyor. Ayşem şu anda tutuklu. Tabii esas olayın çözülmesi gereken ya da konuşulması gereken bu işler aslında bu kadar kolay olmamalı. Bu kadar kolay olmaması için alınması gereken tedbirleri konuşmak gerekiyor. Ülkemizde sahtekarlığın hangi boyutlara vardığı, sahte diplomalar, sahte kimliklerin hangi noktalara vardığı da gün yüzüne çıkmış oldu. Sadece Ayşem'in olayı değil, işte TRT'de kendisini profesör olarak tanıtıp da ekranlarda günlerce, haftalarca nasihat eden insanlar var. Yine mesela en basitinden işte iç mimar tabela asıyor, iç mimarlık, yani karton piyerci iç mimarım diyebiliyor. Bununla ilgili tabii en önemli görev odalara düşüyor. Sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Yine bizim mesleğimizde, yani kendisine gazeteciyim diyen, arabasının önüne gazeteci etiketi takan,
cebinde sahte sarı basın kartı taşıyan, belki onlarca olaya şahit olduk bunlarla ilgili, hem yerelde hem ulusalda birçok haberler yayınlandı, çıktı. İşte sahte bir telsizle gezen, kendisine polis üssü veren, yine onlarca olaya şahit olduk. Avukatlar mesela, bizzat benim yaşadığım, telefonu açıp da ben avukatım diyen, kendisini avukat olarak tanıtan, belki en az 3-4 tane olaya bizzat ben şahit oldum ki avukatlıkla sonradan öğreniyoruz ki aslı astarı yok. Tabii nasıl önüne geçilecek, önemli olan nokta bu. Yani burada aslında en büyük görev devletin, devlet bununla ilgili gerekli düzenlemeleri, gerekli dijital kontrolleri aslında çok kolay yapabilir. Bugün bir yol kontrolüne çıkıyorsunuz, trafik polisi sizi yolda çevirdiği zaman TC kimlik numaranızı girdiğinizde sizin hangi ehliyet olduğu, arabanızın muayenesinin ne zaman biteceği, egzoz muayenesinin yapılıp yapılmadığına dair hemen önünüze zaten düşüyor. Aslında bu yaşadığımız yüzyılda çok kolay. TC kimlik numarasının altında sizin doktor mu olduğunuz, gazeteci mi olduğunuz, gazetecisi hangi gazetede çalıştığınız, avukat mısınız, avukatsanız baraya kayıtlı olduğunuzun dijital ortamlarda, bırakın onu, bankadaki hesap bilgilerinize kadar, parmak izinize kadar, pasaportunuza kadar, her şeyiniz çok kolay tutulabilir. Bunlar aslında tutulabiliyor. Ama son zamanlarda çıkan bu kişisel verileri koruma kanunu bu işlerin hepsinin önüne geçiyor. Yani örnek veriyorum, ben şu anda görev yaptığım Tekirdağ'da kaç tane sarı basın kartlı gazeteci olduğunu, kaç tane avukat olduğunu, hangi avukatın hangi baroda görev yaptığını bilemiyoruz. Çünkü bunlar daha öncelerden internet sitelerinde yayınlanıyordu. Örnek veriyorum, Tekirdağ Barosu'nda X şahsı baroya kayıtlı mı değil mi? Bilmiyoruz. Adam ben avukatım diyor. Tekirdağ'da avukatım diyor. Baroya kaydı yok. İşte doktorlar. Şimdi bu olay karşısında Tabipler Odası acaba ne yapacak? Aslında meslek örgütlerinin en önemli görevi kendi meslektaşlarının mesleki konumlarını korumak olması gerekli. Bunlar daha önce aslında çeşitli kurumların internet sitelerinde açık ve net şekilde yayınlanıyordu ama kişisel verileri koruma kanunu kapsamında birçok veriler artık görülemiyor. Yani bu tabii kişisel verileri koruma kanununda tam anlamış değilim. Bir insanın sağlık sorunu, ailevi sorunları, bunlar kişisel veri olabilir. Ama bir insanın hangi hastanede çalışıyor, doktor mu, gazeteci mi, avukat mı, bunların aslında kişisel veriyle alakası yok. Belki devletin güvenlik güçleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, tabii ki bunların alenen yayınlanması zaten akıl dışı, öyle bir şey düşünemiyoruz. Ama siz devlet hastanesinde hangi doktorun olup olmadığını eğer bir internet sitesinde, şimdi bu olayda olduğu gibi Ayşem'in eğer Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görev yapıp yapamadığı orada yayınlanmış olsaydı, daha ilk günden itibaren ilk şüpheli olayda ortaya çıkardı. Ama maalesef bu birincisi kişisel verileri koruma kanununun artık amacının dışına çıktığı, bu gibi durumlarda sahtekarların işine yaradığı, bu tür sahtekarlıkların engellenmesi için hem devletin ilgili organları, özellikle sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler, meslek örgütlerinin tekrar kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Ama tabii esas fiyaskonun bir ayağı da o. Yani baktığın zaman bugün meslek örgütlerin başındaki yöneticileri, başkanları o mesleği yapmıyor. Yani şimdi burada çok açık ve net bir şekilde söylemek istemiyorum ama örnek veriyorum. Kalemciler Odası'nın başkanı kalemcilik yapmıyor. Yani elimdeki örnekten veriyorum. Ya da ne bileyim, uzaktan kumandacıların odasının başkanı uzaktan kumanda işi yapmıyor. Yani böyle bir durumdayız maalesef. Mesleğe sahip çıkması gereken, üyelerinin özlük haklarına sahip çıkması gereken odaların, derneklerin başkanı o işi yapmıyor ki. Yani memleketin çivisi çıkmış. Meslek örgütlerinin tarafından üyelerinin adı, soyadı ve kimlik bilgilerinin bir bölümü muhakkak yayınlanmalı. Ben şüpheye düştüğüm zaman örnek veriyorum, işte bir gazeteci, avukat, doktor, ne bileyim öğretmen, bununla ilgili adı soyadı dediğimde adı soyadı ile beraber onun fotoğrafının bir şekilde ben internette kolayca bulmalıyım ki evet, bu gerçekten doktormuş, bu gerçekten avukatmış, bu gerçekten gazeteciyiz diyebileyim. Ama bunu diyemiyorsunuz. Kişisel verileri koruma kanunu tamamen her şeyi gizlediği için sahtekarlara gün yüzü doğuyor. Tabii esas bir konu da şimdi aklıma geliyor. Telefonla dolandırıcılık. Yani ben polisim diyor, şuraya para yatır diyor ya. Bu böyle bir durum. Yani bunun önüne daha geçilemedi ülkemizde.
tamamen sahtekarların, dolandırıcıların cenneti haline gelmiş bir konuma geldik. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayşem olayı inşallah son olur. Sahtekarlar, sahte doktorlar, sahte mühendisler, sahte avukatlar, sahte gazeteciler, sahte öğretmenler, ne derseniz deyin, her türlü işin sahteciliğinin önüne geçilir. Gerçekten bu işi hak edenler yaparlar diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.